Her dönüm. Her dönüm. Şurada. Mesela output diyelim, output. Bunun başına inline yazarsanız eğer, output fonksiyonunuz inline bir fonksiyon olmuş oluyor. Compile ediyorsunuz ki, bunu, bu kodu çağırırken şu fonksiyonu bunu inline yap. Yani çağırmadan onun yerine bu fonksiyonu olduğu gibi çağrılan yere yapıştır. Bunu söylüyorsunuz. Hocam. Bundan söyledikten sonra, evet. Hocam, class'ın müşterisi olduğunuzda da aynı şey mi? Class? Class'ın müşterisi olduğunuz zaman da aynı şey mi? Ama class'ın müşterisi izlense de şu implementasyon senin elinde olmuyor. İmplementasyon senin elinde değil. Eğer adam açık kaynak kodu verdiyse onu değiştirebilirsin tabii ki. Yok, ben dışarıdan çağırıyor ya. Hani class'ın objesini oluşturuyor. Evet. Fonksiyonu çağırıyor. Aha. Bu fonksiyonun yerine yine gidip içerideki implementasyonu yapıştırıyor mu yoksa o fonksiyonu... Tabii paket yapıştırıyor evet. Değil yapıştırıyor ama şimdi bir şey söyleyecektim. O yarım kaldı. Ondan sonra istersen onu. Inline sadece compiler için bir tavsiye. Tamam mı? Sadece ne diyorsun? Diyorsun ki bunu buraya yapıştırmanı istiyorum. Çağırmak yerine. Çünkü böyle yapıştırdığın zaman bunun daha verimli olacağını düşünüyorum diyorsun. Ama compiler, eğer compiler akıllı da bir compilersa, bir defa compiler aptal bir compilersa, yani çok fazla karışık işlere girmek istemiyorsa şu inline'ların hepsini ilk önce bir siliyor. Tamam, hiç görmüyor, okumuyor. Bakmıyor, her şeyi çağırıyor yani. Yeteri kadar akıllı bir compilersa da sen inline yazsan da yazmasan da o bazı şeyleri inline yapıyor zaten. Tamam mı? Yani şunları, mesela şunları otomatik birer satır ya, bizim kullandığımız compiler kesinlikle, eğer optimize ettiyseniz kodunuzu eksi o yükle falan, optimize ettiyseniz kesinlikle bunlar şu türlü şeyler, fonksiyonlar inline oluyorlar. Compiler o kadar akıllı. Ya ben bunu çağırmama gerek yok. Attığım taş, hüttüğüm koca diyemiyor. Ben bunu inline yapacağım diyorlar. Eğer çok büyük bir fonksiyon inline yapıyorsanız bu inline yapılmaz. Bunu inline yaptığım zaman performans kaybına uğrayacağım gibi şeyler söylüyorlar. Dolayısıyla inline sadece bizim için bilmemiz gerekir bir. Yani inline nedir, ne değildir. Bir de bu türlü şeyler hakkında bu türlü endişemiz olması dili daha yakından öğrenmek, dil hakkında bir şeyler söylemek için güzel. Kitapta da bahsetmiş, ben de atlamak istemedim. İnline özden bahsediyor. Dediğim gibi inline sadece compiler için bir şey, tavsiye. Bunu inline yapmanı istiyorum diyorsun. Çoğu zaman compiler inline yapıp yapmayacaklarına compiler'ın tipine göre değiş, kendisi karar veriyor. Dikkat edin, inline yapıp yapmamak programımızın en son ürettiği output'ta çıktı da herhangi bir değişiklik yapmıyor. Tıpatıp aynı şeyler yapılıyor. Bazısı daha verimli olabilir, daha verimsiz olabilir ama verimlilik, verimsizlik programımızın ne kadar süre içerisinde çalıştığı, ne kadar hafıza kullandığıyla alakalı. Programın çıktısının tıpatıp aynı olmasıyla alakalı değil. Verimli bir program, verimli de olsa, verimsiz de olsa aynı şeyi üretmek zorunda. Aynı şeyi üretmek zorunda. Inline dolayısıyla farklı bir şey üretmek için kullanılmıyor. Benzer bir şekilde register hatırlıyor musun? Register diye bir tane keyword vardı. Register, int, i dediğin zaman ne demekti bu? Yanlış yazdım. Hızlı. Register, benim bir integer'im var. Adı i. Tamam mı? Bunu hafızada değil de register tutmanı istiyorum diyorduk değil mi? Niye register tuttuğun zaman i artı artı çok daha hızlı çalışacak. Ya da buna bir atama yaptığım zaman doğrudan register atama yapmış oluyorum. Hafızaya bir şey yazmaktan çok daha hızlı. Bu da aynı şekilde. Bir değişkenin register yaptığınız zaman compiler için bir tavsiye bu. İlle de onu register yapacaksınız manasına gelmiyor. Bir tavsiye. Zaten compiler çoğu zaman çoğu böyle sık kullanılan değişkenleri, özellikle index değişkenlerini register yapıyor. Ona benziyor. Inline register'e yani konsept olarak, kavram olarak çok farklı şeyler ama compiler tavsiye olmaları bakımından bu şekilde kardeş gibi düşünüyorum. Tamam. Var mı başka soru? Eksisi yerine derlerken eksi o 3 derlediğimizde hani eksisideki hata olmayanlar hata olarak bulabilir mi acaba? Yoksa genel konsept aynı mı? Eksi c ile eksi o 3 aynı anda kullanabilirsin zaten. Bunlar birbirinin alternatifi değil ki. Eksi c'ye sadece compile etmeni istiyorum demek. Eksi o 3 compile ederken optimize etmeni istiyorum demek. Yine hata çıkmaz yok hayır. Şöyle bir şey olabilir, belki assertör içerisinde falan bir numaralar varsa, eksi o üçten assertör silecek yani. Makrolarla ilgili bir şeyler çıkabilir.
yani temel seviyede, basit seviyede bir hata çıkacağını sanmıyorum. Bir örnek bulmaya çalışıyorum. Sanmıyorum değil mi? Bir şeyler çıkacak çünkü orada. Var yani değişik opsiyonlar kullanarak değişik hatalar gelebilir. Bir defa bazı warningleri gösterme bana diyebileceğin switchler var. Eksi bir şey diyorsun, warningleri göstermiyor. Diyorsun ki ben böyle bir warning geleceğini biliyorum burada. Bunu sil, ben bunu istemiyorum. Bilerek söylüyorsun. Onlar var. Dolayısıyla hatayı kendin önlemiş oluyorsun orada. Onun dışında bazı switchler var. Diyorsun ki şu standartı kullanmanı istiyorum. O deyince bazı standartlarında bazı şeyler mümkün değil. Linkinde mümkün olmaya başlıyor. O türlü hatalar gidebilir. Ama sadece optimizasyon yaptığın için yeni hatalar ortaya çıkıp çok emin olamadım ya, olmaması lazım. Eğer olsaydı optimizasyon sonucunda farklı bir program çıkıyormuş gibi bir şey olurdu. Olabilir şey yani ya. Var birkaç tane şey aklıma geldi ama. Parametre çağırma ile ilgili problemler olabilir. Yani bir gönderdiğiniz parametre gönderilmeye uygun değil. Eğer çağırsan komparatör mesajı verir. Çağırmayacağı için komparatör mesajı ortadan kalkıyor olabilir. Olabilir, tam emin olamadım şimdi. Ama o şeyi göstermiyor yani. Komparatör sizin programınız hakkında bir hata vermemesi programınızın doğru olduğunu göstermiyor. Değişik bakış açısından baktığı zaman hata veriyor. Ona vermedin, buna veriyorsunuz. Şimdi ne oluyor falan gibi şeyler çok duyuyorum. O yine sizin hata mesajınız. Tamam, inline member fonksiyonları. Use for very short functions only, more efficient. If too long, actually less efficient. Eğer fonksiyonu çok uzunsa ve birden fazla çağırıyorsa, loop'un içerisinde değil, bakın, loop'un içerisinde milyon defa çağırmak problem değil. Niye? Aynı kod yapıştırılıyor. Milyon defa yapıştırmıyor, bir defa yapıştırılıyor, değil mi? Farklı yerlerde GDRM fonksiyonu inline yaptıysam, farklı yerlerde çağırırsam ben eğer ve onunla da inline yapılmışsa, o zaman ne oluyor? O zaman programınız şişiyor. Programın kendi sahası da çok yer tutmaya başlıyor. Cache için problemler çıkarıyor. Yüklemesi falan problem çıkarıyor. Efficiency dolayısıyla azalıyor. Artıcı derken azaltmış oluyorsun. Inline'a bir bakın, çalışıyor mu çalışmıyor mu? Şeyle, nasıl bakarsınız? Verdiğiniz bir fonksiyonun inline olup olmadığına nasıl bakarsınız? Nasıl yaparsınız? Kim konuşuyor? Ne dedi? Şey, o obje kodundan mı? Assembly kodundan. Eksi S'de, eksi büyük S'de. G++ minus büyük S. Büyük S'de compile ederseniz kodunuzu assembly üretiyor ya. Assembly'ye bakın, öyle bir fonksiyon var mı yok mu? Yoksa nedir? Inline olmuştur. Fonksiyon adı isimleri de zaten görüyorsunuz orada. Inline olup olmadığını bu şekilde bakabilirsiniz. Tamam, inline bu. Bu epeyce geliyor. C++'ın yerine C++ slide'ı bu. Tamam mı? Şöyle. C++ slide'ı bu. C++ 11 slide'ı pardon. Bu soru çok geliyor. Diyorlar ki hocam day of year'da month ve day'i doğrudan sınıfın içerisinde onları int day, int month derken işaret edemez miyim? Ya bir yerden görmüşler Java'dan falan, Java'da yapılıyor bu. C++'da bu. C++'ın 98 standartına göre mümkün değil ama 11 standartına göre mümkün. Koordinat diye bir tane şeyimiz olsun. Sınıfımız olsun. Onun bir public ve private kısmı var tabii. Koordinatın neti vardır koordinatların? X ve Y kısmı vardır. X'i bu, Y'si bu. X ile Y'yi gördüğünüz gibi burada initialize etmiş. X 1 olsun, Y'de 2 olsun diye. Eğer C++ 11 kullanıyorsanız, compiler'a o şekilde flag verdiyseniz bunu yapabilirsiniz. İnşallah değilsin, herhangi bir problem yok. Eskiden bu mümkün değildi. Sadece integer'larda integral type olacak, constant olacaktı. Integer ve constant olduğu zaman yapmak mümkündü. Şimdi bunu doğrudan data member'ın yanına eşit bir eşit iki gibi initial değer vererek halledebiliyorsunuz. Bakın burada no name no parameter constructor yapmış bir tane. Herhangi bir initialization yapmamış. Çünkü initialization buradan geliyor. C1 dediğim zaman ben burada C1. C1'in içerisindeki x ile y'nin değerleri, x ile y'nin değerleri 1 ve 2. 1 ve 2. Tamam. Bu şekilde yapabilirsiniz ama demin bir şey bilin. Bu sanırım bu bir ya da iki nesil bu şekilde gider. Kitaplar işte artık 11 C++, 11 C kullanılıyor ya. Onlar eskiden yok diye eklendi falan laflarını çok söyleyecekler.
Çünkü hala eski kompanyalar kullanıyor. Bazı kompanyalar bu yeni özellikleri desteklemiyor. Destekleseler bile bir kısmını destekliyor, bir kısmını desteklemiyorlar. Bu sıkı problem. Dönemin sonuna doğru gelecek template, şablon diye bir tane kavram var C++'da. Şablonları ta 98 standart olmasına rağmen kompanyalar bugün bile hala doğru düzgün implement etmediler. Zor çünkü. O kısmı o şekilde implement etmek zor. Hala bu standart da var ama öyle kullanılmıyor. Şöyle ama böyle falan gibi şeyler çok söyleniyor. O nedenle yani 11 feature'larını, 11 özelliklerini, 98 özelliklerinden ayrı bir şekilde öğrenirsek bazı durumlarda hayatımızı kurtaracak şeyler fırsatlar ortaya çıkabilir. Hocam burada constructor'ın anlamı ne kadar? Şimdi bunun hepsini inşallah edilmek zorunda değildi, tamam mı? İnşallah edilmek zorunda değildi bunun hepsi. Yani bazısını uninşallah bırakabilirdi, onu da constructor'la inşallah edebilirdi. Burada constructor bir şey yapmıyor, boş boşver. Göstermek için kullanmış sadece. Peki ben oraya hiç constructor yapmasam, default constructor, bu benim en başta verdiğim sayıyı bozar mı? Bozmaz, hayır. Bu şekilde kalıyor. Default constructor zaten yapmak için. Tamam. Yani constructor çalışmadan önce bunlar inişler olarak gelmiş oluyorlar. Sen onları değiştirsen değiştirsin. Tamam. Bununla ilgili güzel tartışmalar falan da var. Niye eskiden yoktu, şimdi vardı falan filan diye. Compiler'ı daha basit tutmak için olduğunu söylüyorlar. Onları siz kendiniz okursunuz. Evet. Hocam bir de hani default constructor bir tane yazdık mı hiç yazılmıyor ya. Kendi oluşturmuyor artık. Başka bir yerde constructor yazılmıyor. Evet. Yani o program içinde herhangi bir class'ın constructor'ı varsa mı oluşturmuyor? Yok, hayır. Tabii ki o sınıf için sadece. Tabii ki. Hayır. Sadece o sınıf için. Bir sınıf başka sınıfın nasıl çalıştığını etkilenmemesi lazım. O neye bağlı o diyor. Yani ben bir sınıfta bir şey yaptım diye ondan başka sınıflar etkileniyorsa, akraba değilse o sınıflar, kötü bir şey yok. Benim dışında bir şeyler dönüyor demektir. Arabama giderken birden bir şeyler oldu. Ne olur, usta yeni bir tane makine icat etmişler. Kötü bir şey. Teknoloji hepsi benim arabamın içerisinde. Her şeyi ben sahip olmam lazım. Eğer bir değişiklik yapılıyorsa ben yapmam lazım. Başka birisinin kendi sınıfında yaptığı değişiklik benim sınıfımı etkilememesi lazım. Ancak o sınıflar akraba değilse, akraba olan sınıflar var. Bunların şeyleri, amcaoğulları, babaları falan filan oluyor bazen. Babası bir şey değiştiğinde de etkileniyor. Akraba değilse onda bir problem yok. Evet, şimdi burada bizim bir de iki parametreli konstrüktörümüz olsaydı. Evet. Onu çağırdığında mesela konstrüktör çalışmaya başlamadan önce X'de Y1 ile 2'ye inşallah edilir. Tamam mı? Olduğu zaman o zaman değişecek. Eğer onu değiştirirsen de evet değiştirir. Yani sen onu soruyorsun değil mi? Hı-hı. Yani bundan önce yapılıyor mu? Konstrüktör çalışmaya başlamadan önce bunlar böyle set ederek geliyor. Mesela konstrüktörün yaptığı sonradan sonra. Tamam, C++ 11'in yeni özelliklerden bir tanesi daha. Bu da yeni. Yani bu birazcık garip ilk defa bu C++'da öğrenen arkadaşlar için ama bunu söylemek zorundayız. Yani ben zaten yeni öğrendim, niye buna geliyorsun falan diye. Bilin, farkını bilin, 98 ile 11 arasındaki farkları. O da bu. Constructor delegation. Constructor delegation. Diğer dillerde vardı, C++'da bu yoktu. C++'da bu yoktu. Yeni koydular bunu. Koordinat sınıfımız vardı ya, diyelim ki koordinatın iki parametre olan bir tane constructor olsun. Bu. Tamam mı? Bu durumda diyor ki, constructor'ın parametre almayan constructor'ını doğrudan iki parametre olan constructor'ını çağırarak yapabilirim bunu. Anladınız mı? Bu birazcık karışık geldi bazılarına. Bakıyorsunuz şimdi öyle. Biraz bir önceki anlattığım derse yakından alakalı. Neye benziyor bu? Neye benziyor bu? Neyi ilgilendirmeye benziyor? Evet, class içerisinde başka class'ın objesini ilgilendirmeye benziyor. Member initializer kullanarak adam ama sanki kendisini kullanıyormuş gibi. Şunu çağırıyor. Yani bunu değil, bu constructor değil, bu constructor'ı çağırıyor. Constructor'lar birbirlerini çağırabilirler. Constructor'lar birbirlerini bu şekilde çağırıyor. Delege ediyorlar. Tamam mı? Ben bu constructor'ı çağıracağım. Day of Year sınıfını hatırlayın. Day of Year'da da bunu yapabilirdim. Day of Year'da ne yapabilirdim? Tek sıfır parametre olan constructor iki parametre olanı çağırabilirdi. Değil mi? Tek parametre olan da yeni iki parametre olanı çağırabilirdi. Öyle bir delegation yapabilirdim. Onu o şekilde yapmamış adam, daha sonra buraya yapmama böyle de yapabilirdiniz falan gibi şeyler söylüyor. Güzel bir teknik bu. Efendim? Amacı ne peki? Amacı şu, şimdi sen kullanıcıya koordinatı iki parametreli objeler yapma. Core diye yazayım bunu, tamam mı? Bir tane A isminde bir tane koordinat objem var, değil mi?
bir tane de B'sine koordinat objem var. Bu şekilde yapabilirim. İki tane konstruktör var çünkü. İki tane konstruktörü almışım. Kullanıcı için bu da uygun. A'nın iteklerinin ne olduğu beni çok ilgilendirmiyor. B'nin 2, 1 ve 2 olmalı, tamam mı? Bunu yapmak istiyorum ben. O zaman iki tane konstruktör. A'nın iteklerinin default gelecek. Hani ikisi inspired yapmıştık ilk girişler. Klasın içinde A'dan 1, 2 olarak mı gelecekti? Eğer şunu yazmamış olsaydım şunu. Evet, 1 ile 2 olur. Şurada. Şunu 7 ve 2 yap, 7 ve 8 yapalım da karışmasın 1 ile 2 ile. Onu biraz söyleyeyim. Şurada. Burada, tamam mı? Sıfır parametre olan da 1 ile 2 olacaktı. Ama şimdi artık böyle yaptım. İki tane konstruktörüm var. Bir tanesi gelen x ve y değerlerini oraya atıyor, inişlaz ediyor. Sıfır parametre alan da şu ikiliyi, 99, 99'a çağırıyor. İki tane konstruktörüm var, iki tane konstruktör olsun istiyorum. Ama iki tane konstruktör yazmak istemiyorum. Konstruktörün bir tanesinin işine diğerine yaptırıyorum. Şunu yazmak çok kolay, niye? Tüm işi buna yaptırıyorum. Tamam. Bu şey için güzel. Ne diyeyim? Belki burada bir validity check falan filan yapılsaydı eğer, tüm hepsi de aynı konstruktör yapıyor olacak. Şeyi hatırlayın, test date'i iki defa çağırmıştık. Hatırladınız mı şeyde? Day of Year'da. Dersin en başında göstermiştim. Day of Year. Şu iki tane constructor var. Geldik buraya. Constructor. Nereye gitti constructor'ım benim? Day of Year işte burada. İki parametre olan constructor. Güzel yazılmış. Test date. Tek parametre olan constructor. Tamam mı? Ne yapmış? Bunu buraya böyle yapmış ve test değil. Tabii ki böyle yapmasına gerek yoktu. Söyleyin. Ne yapacağım söyleyeyim bana. Siz söyleyin. Hatta yeşille yazayım. Bir şeyler seçeceğim. Neyi seçeceğim? Onu ben yapayım sizin için. Test değil, sildim. Gerek yok. Başka bir şeyler daha seçeceğim. Evet, sağ olun. Şunları da seçeceğim. Söyleyin, ne yazacağım buraya? Day of year. Söyleyin. Month value. Month value virgül 1. Evet, bu kadar. Nokta virgül yok. Delegation yaptı. Delegate ettim. İki parametreli konstruktöre delegate ettim. Burada da yine aynısını yapabilirim. Şurada sileceğim ikisini. Değil mi? Değil mi? Ne yapabilirim? Burada ne yazabilirim? Day of year'i yazdım. Day of year. 1 mi yazayım, 1 virgül 1 mi yazayım? 1. Niye 1 yazıyorum? Hangisi daha iyi? 1 mi iyi, 1 virgül 1 mi iyi? İkisi aynı değil. İkisi aynı sonuca, evet, ikisinin etkisi aynı. Aynı işi yapıyorlar ama birisi daha iyi. Hangisi daha iyi? 1,1 mi, 1 mi daha iyi? Hangisi daha iyi? 1,1 daha iyi. Niye? Evet, 1 yazarsak 1 bunu çağıracak, bu da onu çağıracak. İki tane şey çağırması lazım. Constructor. 1,1 doğrudan bir tanesini çağırıyor. Tüm işi o yapıyor. Bazıları diyor ki ama sen bunu yapmakla test date'i çağırmak, çalıştırmak zorunda kaldın diyor. Daha verimsiz oldu. Değil mi? Çünkü burada test date'i çağırmıyordum. Zaten 1,1 gittiği için problem yoktu orada. Yani bakış açısı olabilir. Bazen o yüzden performanslı olsun diye, hızlı olsun diye test date eğer pahalı bir şeyse, mesela test date gidip bu date doğru mu değil mi diye işte bilmem ne organizasyonun bilmem ne sorununa soru soruyor olabilir. O da zaman alıyor. Onun yerine doğrudan ben bunun doğru olduğunu biliyorum, bir daha sormana gerek yok. Şu şekilde çağırabilir. Mahvedeyi kendisi işlemci ediyor. Tamam, bu türlü kararlarınız varsa eğer, ya bu daha doğrudur, comment'le oraya yazıyorsunuz. Bilerek ben bunu çağırmadım ki şöyle şöyle olmasın. Bilerek ben bunu yapmadım ki böyle böyle olmasın. Diyorsunuz oraya, şeyin içerisine, comment'in içerisine yazmamız lazım. Buna tamam, constructor delegation deniyor ve C++'ın yeni versiyonunda, 11 versiyonunda kabul edilen, sık kullanılan bir tane teknik. Siz de kullanın. Tavsiye ediyorum bunu. Bunu da sık kullanın. Bu da güzel. Aşırıya gitmemek lazım. Tamam, problem yok. Soru yoksa yeni bir konuya başlayacağım. Evet. Hocam, iki tane eriğimiz olsa, bu eriğler bir tane yenilik olsa, class tipinde olsa. Class tipinde, bir class'ın yenilik gereği var iki tane. Aynen. Birini atadığımızda pointer mi kopyalanır yoksa... Integer eriğiyle class eriğinin herhangi bir farkı yok. Dedik ya, ne dedik en başta? Integer nasıl davranıyorsa sınıflar objede o şekilde davranıyor. Bir integer eriğini nasıl ki integer eriğini atayamıyorsa
bir obje array'inde başka bir obje array'ini atayamazsın. Eğer C array'iyse. Başka türlü array'ler var. Vektörler falan bahsetmiştim. Orada zaten atlama kendi içerisinde tanımlıyor. Static member'lar. Static şimdi static kelimesini C'de anlatmamışlar anlaşılan. Ben birazcık anlatmaya çalıştım. Abdullah anlattı mı statiği birazcık size? Ona söylemedim mi ben ya? Bugün Mustafa yapacak. Keşke bugün Mustafa'ya söyleyeyim birazcık size C statiklerinden nasıl olma ilgili bir örnek versin. Bir de rasyonun üzerinden konuşacaktı. Bu member initializer'lar hakkında konuşacaktı Mustafa. Artı rasyonel sınıfında geçen sefer public private falan filan yapmamış mesela, doğru mu? Public. Onların public private'larından bahsedecek. Bir de rasyonel sınıfını bir kütüphane haline getirecek. Kütüphane haline getirecek ki müşteriye ben rasyonel yapınca sadece header'ını gönderdiği zaman header'la şeye ayırtıyorduk yani implementasyonu. Onu nasıl yapabilirsiniz? Statikten de birazcık bahsedeceğiz C statiğiyle. Ben şimdi bu C statiğiyle C++ statiğiyle çok benzemiyormuş ama temelde birazcık benzerlikler var. C statiğini bir kenara bırakalım. C++ statiklerinden bahsedeceğiz. Şey şu. A sınıfında bir tane A isminde bir tane sınıfım var. A isminde bir tane sınıfım var. A objesi, B objesi. Diyorum ki ben eğer A sınıfı ya da A sınıfını bırakalım. Ama bildiğimiz bir sınıflardan yazalım. B of year sınıfım var. Şey neredeydi ya şu numara? Day of year. Güzel. Day of year tipinde iki tane değişkenim var. A virgül B. Hafızada gösteriyorum bunu. A objesi. B objesi de burada bir yerde. A'nın içerisinde ve B'nin içerisinde böyle rakamlar var değil mi? Integer, 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 integer bunlar var. Şimdi bu day of year'ın içerisinde iki tane private data membran vardı. Ne kadar data membran varsa bunun içerisinde her bir obje içerisinde bunların kendine ait kopyaları var değil mi? Dolayısıyla A nokta A nokta get number deyince, get month deyince bana bunu veriyor. B nokta get month deyince bana bunu veriyor. Bazı durumlarda şöyle bir ihtiyacımız var. Tüm sınıfın objeleri tarafından ortak kullanılan bir tane değişkenim olsun. Ortak kullanılan bir tane değişkenim olsun. O değişken tüm objeler tarafından ortak kullanılsın. Objelerden bir tanesi bu değişkeni değiştirirse eğer diğer tüm objeler o değişikliği görebilsin. Sanki bir globalmış gibi yani. Ne demek? Day of year'a ait bir tane global var. Tamam mı? Sen o global'ı objelerin birisinin içerisinde değiştirdiği zaman diğerindeki global olduğundan dolayı tabii ki onu görebiliyor. Böyle bir tane değişkenim olsun. İşte bu değişkenlere statik deniliyor. Statik. Statik değişkenler. Sınıfın içerisindeki statik değişkenler deniyor. Bu statik olmayan değişkenlere göre, non-statik değişkenlere göre kopyaları sadece bir tane. Day of year sınıfı için bir tane kopyası var. Şu non-statiklerin kaç tane kopyası var? Obje sayısı kadar, tamam mı? Non-statiğin kaç tane kopyası var? Bunların hepsi non-statik. Obje sayısı kadar kopyası var. Statik olanların kopya sayısı bir tane. Ve tüm objeler o statik olan şeye erişebiliyorlar. Değişkene ve onu değiştirebiliyorlar. Değiştirdikleri zaman bu değişiklik diğer tüm objeler tarafından görülebiliyor. Hatta sınıfa ait bir tane, sınıfa ait bir değişken olduğu için diyelim ki o değişkenin ismi genelde ne için kullanılır bu? Saymak için kullanılır. Kaç tane benim day of year objem var? Count için falan filan kullanılır. Checking için kullanılır. Kaç tane day of year objem var? Bunu anlamak için kullanılır. Sınıfın kendisini yazmaya çalışırsam ben şurada belki daha iyi anlatırım. Class DOE yapacağım ben bunu. Şurada public kısım var. Onu çok fazla yazmadan hemen private kısma şunu yazacağım. Int day, int month. Kısa yazdım bunları. Count
num object. Tamam bu. Noktada virgül. Day of yourself'ın içerisinde artık hiç kimse bir şey söylemiyor. Mount diye bir mount diye bir şey yok. Niye silemiyorum? Şöyle mi yapayım? Tamam, güzel. Bunu int yapıyorum. Int number of objects. Eğer böyle yaparsam her bir objenin içerisinde bir tane number of object olacak. Kötü bir şey. Böyle yapmak istemiyorum. Ne yapacağım? O zaman şunun başına bir tane static koyacağım. Static. Static dediğim zaman ben hafızadaki görünüm aynen şöyle olacak. A burada, B burada, bir tane de şurada count diye bir tane şey var. Değişkeni var. Ya da count değil ya da number of object diye yanlış tabii ki. Yine yanlış yazdım. Burada num object diye num object diye bir tane değişkeni var. Num object diye bir tane değişkeni var. Ve dediğim gibi bu num object tüm day of year sınıfının objeleri tarafından görülebilir, değiştirilebiliyorlar. Bu num object'e ilk değer verilmesi lazım. İlk değer verilmesi lazım. Constructor da bu ilk değer vermek için iyi bir yer değil. Niye iyi bir yer değil? Constructor'ın işi neydi arkadaşlar? Söyleyeyim. Ne işe yaradı Constructor? İklendirmek için. Neyi iklendirmek için? Data member'lar değil mi? Objenin içerisindeki data member'lar. Yani A oluşurken Constructor bunları iklendiriyor. B oluşurken bunları iklendiriyor. Dolayısıyla constructor çalıştığı zaman number of objects'i iklendirmesi iyi bir fikir değil. Niye? Çünkü her obje oluşunda onu iklendirmiş olacağım ben. Her seferinde buna yeni bir değer vermiş olacağım. Ben onu istemiyorum ama. Bu num obje denen şey statik. Kaç tane objem var ona bağlı değil. Dolayısıyla sınıfa ait bir tane şeymiş, değişkenmiş diye düşünmek lazım. Zaten Java'cılar buna ne diyorlar biliyor musunuz? Class variable diyorlar. Şunlar... Bunlar class variable'ı, bunlar da instance variable'ı. Instance'ın Türkçesi ne? Instance? Örnek diye düşünebiliriz belki ya. Örnek. A ve B, Day of Year sınıfının örnekleri, instance'ları. Day of Year sınıfının instance'ları. Örnekleri. Yani bu sınıftan iki tane örnek aldım A ve B. Sınıfları bunlar. Buradaki D ve M örnek değişkenleri, instance değişkenleri, num obje ama class değişkeni, sınıfa ait yani. Sınıfta bir tane var burada. Sınıfa ait olduğundan dolayı da bir defa iklendiriyorlar bunlar. İklendirmeyi de aynen sınıfın dışarısında şöyle yapıyorsunuz. Day of year diyorsun. Tamam mı? Ve num object diyoruz ve ilk değeri bunun sıfır olsun. Tabii ki bu bir integer. Sınıfın dışında yapıyorsunuz bunu. Sanki globalmış gibi değil mi? Global ile static de birbirine çok benziyor. Esasında static değişen bir global tıpatıp global gibi yani. Global'lar ne zaman yaşamaya başlıyordu, ne zaman ölüyorlardı? Çalışmaya. Ne çalışmaya başlayınca? Ne çalışmaya başlayınca? Program çalışmaya başlayınca. Main'den önce yaşamaya başlıyorlar. Tamam mı? Program bitince de ölüyorlar. Tamam mı? Bunlar da aynen öyle. Statikler programla beraber yaşamaya başlıyorlar. Program bittiğinde de ölüyorlar. Dolayısıyla bir yerde iklendirilmeleri lazım aynen global gibi. İlk değer veriliyor bunlar. Yani iklendirirken statik yazmıyorsunuz. Efendim? İklendirirken de statik yazmıyor. Hayır yok, buraya statik yazmıyorsunuz. Statik zaten bu. Zaten bu statik olmasaydı compiler'dan hata mesajı alırdı. Yani bu statik olmasaydı şurada. Burada compiler'dan hata mesajı alırdı. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Compiler o zaman ona sonra geleceğiz ya, birkaç tane daha örnek yapalım. Evet, o da mümkün. Peki nerede arttıracağız bunu? Şimdi number of object değil, number of object bir global gibi değil mi? Global gibi istediğin yerden erişebilirsin ama sadece bu day of year sınıfının sınıfına ait olan fonksiyonlara erişebiliyorsun. Yani nedir? Output'ta, input'ta, constructor'larda falan erişebiliyorsun. Başka bir yerde erişim yok. Global'a gibi ama tam da global gibi değil. Yani global gibi yaşıyor, ölüyor. Tamam, program çalışmaya başlayınca çalışmaya başlıyor. Program bitince de ölüyor. Tamam, bu da tamam. Güzel. Ama erişilebileceği yerler sadece day of year'ın fonksiyonlarıyla sınırlı. Day of year'ın fonksiyonlarıyla sınırlı. İklendirme yoksa kata mı geliyor? İklendirme yasa yok. C'de iklendirme yapmazsan ne yapıyordun? Jump. Çok, evet.
Burada hata geliyor olabilir ama çakır şimdi emin değilim. Belki ilgilendirmeden denediğimi hatırlamıyorum. Hata geliyor olabilir. Yani globu tanılacak ya. Yok. Hayır geliyor. Kesin ilgilendirmeden hata geliyor. Bunun ilk değeri yok. Statik. Evet. Efendim? Statik dediğiniz yani yapmamız lazım diye anlamadım. Evet. CD'de ilgilendirmen gerekiyor. Doğru. İlgilendirmezsen bu şekilde ya da diğer arkadaşın sorduğu şekilde oradan hata ilgilendirilmesi lazım bir şekilde. Ve erişildiği yerler bunu dediğim gibi sadece Leofia sınıfının içerisindeki fonksiyonlar. Sadece onlar. O şekilde erişildi. Şimdi bu adamın burada private ama dış dünyada sanki buna erişmişim gibi geliyor. Buna özellikle izin verilmiş. Problem yok. Özellikle izin verilmiş. Bu eski şekliydi. Arkadaşın sorduğu soru ne oraya girmeyeyim neyse ya. Yani şurada bunlar ilgilendirilebiliyordu ya. Buraya da eşittir 0. C++ 11'den dolayı yazabiliyorsun. Şuna ihtiyacın kalmıyor. İlklendirme bu. Tamam mı? Hani ne demiştik? Şu, onu sen daha iyi biliyorsun. Şunu yazdığın zaman, madem sordu oraya. Tamam. Bu ilklendirme mi atama mı? Bu ilklendirme atama değil bu. İlklendirme ile atama farklı. Birkaç defa söyledim. Bunun, yani bununla şu birbirinden çok farklı. Burada çalışan operasyonla burada çalışan operasyon birbirinden farklı. Dolayısıyla bu ilklendirme, oraya yazdığım da ilklendirme. Peki hocam ben... Burada atama operatörü çalışıyor, burada copy constructor bir şey çalışıyor. Evet. Class dışında mesela sayısını bir artırmak istiyorum. Yapamazsın çünkü sınıfa ait birisi. Tamam mı? Sınıfa ait birisi olduğu için sınıfın dışına erişim yok. Sınıfın private olur değil mi? Sınıfın public olsaydı olabilirdi. Sınıfın private, sınıfın dışına erişim buna yok. Sınıfın dışına buna erişim yok. Şimdi kitabın slaytlarına dönelim. Ya da burada nerede kullandın işte ona bakalım birazcık istiyorsanız. Day of Year'ın constructorları, Day of Year, tamam mı? Parametre almasın bu. Parametre almasın ama bunu elemanlarla bir de ilklendirelim bunu. Onu unutmayalım. Şöyle nasıl yapıyordum? Day of Year'ın 1,1'ini çağırdım. Tamam mı? Num objeyi yapacağım tek şey num obj artı artı dedim noktalı virgül bu kadar. Constructor'da bunu yazdım. Number of objects'i bir tane arttırdım. Ne yaptı? Her constructor çağrılışında number of objects'i bir tane arttırdım. Bunu yapıyorum. Peki hocam num obj'yi ilklendirmeyi main'den önce yapmamız gerekli miydi? Global seviyesine yapman lazım evet. Öyle. Global seviyesine yapman lazım. Ama dediğim gibi bu C++ 11 ile beraber şurada da ilklendirme yapabileceğin için zaten onun global falan filan kalmıyor. Yani nerede yapacağız? Şurada. Bunu ilklendirebiliyoruz değil mi? Bunu da ilklendirebiliyoruz. Bunu da ilklendirebiliriz. Burada. Dolayısıyla şuna gerek kalmıyor zaten. Eski standartında bu şekilde. Ama ikinci bir class çağırsam tekrar ilklenmeyecek mi? İkinci class ne demek? Aynı class'ın birinde tekrar başka bir constructor çağırdığım zaman. Ya, ağaç class'ını çağırdım. NumObj 2.0 yaptı. B'yi yaptım. Ama o sırada artırdım falan bir şeyler yaptım. Sonra B'yi tekrar yaptım. Sadece zaman. Bir defa geçiyor ya. Bu programın çalışma hayatı boyunca bir defa çalışıyor. Tamam. Private'ın içinde yaparsak dediniz ya. Evet. Ya, o zaman bir kere ikinci kez constructor çalıştırıldığında buraya şuraya eşit 0 yazdığın zaman şuraya eşit 1 eşit 1 falan yazdığın zaman o çalışan bir kod değil ki zaten. Sıfır yazamadın yani. Yazarsın oraya. Da yani her constructor çalışında bunlar birebir çağırıyor manasına gelmiyor. Statikte de özellikle farklı. Number of objects dolayısıyla bir şekilde burada arttırdım. Yalnız burada bir tane ufak problem var. Day of Year da kendisi bir constructor. Eğer o da burada kendisi bir tane arttırıyorsa, anladınız mı? İki tane arttırmış olur. Dolayısıyla çok fazla. Şimdi Day of Year şu iki parametre alan bir constructor değil mi bu? Bu da bir constructor da. İlk önce ben Day of Year'ın iki parametre alan constructor'ını çağırdım. Sonra bunu yapıyorum. Eğer bu da kendi içerisinde number of objects'i bir tane arttırdıysa problem var ortada. Onu söylüyorum. Ben diğer tarafını yazmadığım için burada arttırmış gibi görüyorum. Tabi output sırasında da mesela day of year'ın output'u vardı ya. Void'di değil mi? Void day of year output herhangi bir parametre almıyordu. Epeyce bir siyah out'u vardı bunun. Ne olduğunu hatırlamıyorum bir yerde.
Bunlardan bir tanesi, siyahatun bir tanesini de şu şekilde name of objects deyip burada name obj'yi ekrana bastırabilirsiniz. Erişebiliyorum da oradan. Number of objects'e de oradan erişebiliyorum. Evet. Hocam statik fonksiyon olabilir mi? Ona daha gelmedim var ama biraz sonra atacağım. Çünkü hocam statik sihir kullanmanıza pek iyi bakmıyor. Onun hakkında bugün Mustafa konuşsun ya, oraya geleyim. Bununla karıştırmamak lazım. Bu sık kullanılan bir teknik. Kullanın bunu, olabildiği kadar kullanın. O C'deki kötü bir şey, niye kötü olduğunu daha sonra konuşalım. Tamam, şimdi kitabın saatlerine dönüp kitabın örneğine bakalım. Static members, all objects of class, share the same copy. Yoklama, nerelerde yoklama? Ne yapıyorsunuz siz yoklamayı ya? Fırtak olmuş ya. Biraz daha hızlı oldu. Static data member dediğim gibi tüm objeler tarafından sınıfın paylaşılan bir şeyi member data member. Bir tane obje onu değiştiği zaman tüm objeler onu görüyorlar. Bunu kendiniz kod yazarak deneyin. Bir şeyleri takip etmek için güzel. Yani burada ne diyor? Bir sınıfın kaç tane objesi var onu anlamak için. Kaç tane obje yaptım ben buradan? Onu anlamak için güzel. Güzel. Bir de bir fonksiyon kaç defa çağırdı? Onu anlamak için de güzel. Esasında şunun ikisi hemen hemen aynı manaya geliyor. Niye? Bir fonksiyon kaç defa çağrıldığıyla bir sınıfın kaç objesi var? Hemen hemen aynı şey. Niye? Şu ne yapıyor bu? Bu esasında konstruktör kaç defa çağrıldı? Bunu ölçüyor değil mi şu? Konstruktör kaç defa çağrıldıysa da sınıfın o kadar objesi var. Onu ölçüyorum. Useful for tracking dedi. Yapacağın tek şey, o kelimeden önce static lafını şeyin başına yapıştırma. Member'ın başına yapıştırma. Soru soran yoksa biraz önce bir soru vardı, static fonksiyonlar olabilir mi diye, ona geleceğim. Var mı soru soran static member'lar diye? Static fonksiyonlar da, static fonksiyonların tanımı çok basit. Static fonksiyonlar, fonksiyonun başına static yazıyorsunuz. Aynen değişkenin başına yazdığınız gibi. Fonksiyon başına static yazıyorsunuz. Static yazdığınız zaman o fonksiyon sadece static data member'lar üzerinde çalışabiliyor. Başka bir şey yapamıyor. Eğer bir fonksiyon statikse sadece static data member'lar üzerinde çalışabiliyor. Static data member'lar üzerinde çalışabiliyor. Yani eğer ben day of year'ın içerisinde static bir fonksiyonum olsaydı, day of year'ın static bir fonksiyonum olsaydı o fonksiyon DLM'ye erişemeyecekti kesinlikle. Sadece number of objects'e erişebilecekti. Tersi doğru değil. Non-static fonksiyonlar statiklere erişebilirler ama static olanlar non-statiklere erişemezler. Static olanlar non-statiklere erişemezler. Öyle olunca static fonksiyonların çalışması için herhangi bir objeye ihtiyaçları yok. Anladınız mı? Static fonksiyonların çalışabilmeleri için herhangi bir objeye ihtiyaçları yok. Niye? Çünkü adam çalışabilmesi için sadece şuna ihtiyacı var. Buna ihtiyacı yok. Obje olmadan da çalışabiliyorlar. Objeden çalışabilmek için ben A nokta output, B nokta output diyordum. Onu nasıl çağıracağım? Diyelim ki day of year'ın bir tane static fonksiyon olsun. Static int get num object olsun. Tamam mı? Hemen burada hiç parametre almasın. Hemen bunu da implement edelim. Bunu return num objects. Bu kadar. Bunu nasıl çağıracağım get num objects'i? Çağırabilmek için buna bir objeye ihtiyacım yoktu ya. Bunu doğrudan day of year üzerinden çağırabiliyorum. Day of year get num objects diyebiliyorum. Siyahla bunu standart output'a gönderebilirim. Daha önce böyle bir şey yapmadık. Garip bir şey bu. Yani A nokta output, A B nokta input gibi şeyler söylüyordum. Ama day of year'ın üzerinde binary scope resolution operatörüyle static fonksiyonları çağırabilirim. Ve adamlar diyorlar ki
Şunu yapmak da mümkün. Eğer A bir obje varsa A nokta get num objects yazmak da mümkün. Bunu yapmak da mümkün. Ama böyle yapmayın diyorlar. Böyle yaptığın zaman, bu şekilde yaptığınız zaman, bu şekilde get num objects'in sanki bir non-static bir fonksiyon olduğu düşünülebilir okuyanlar tarafından. Şöyle yazdığı zaman bu get num objects'in kesinlikle bir static fonksiyon olduğu belli. Bu şekilde çağırın. Bu şekilde çağırın diyorum. Tavsiye eden hikaye bu. Evet. Hocam peki bir fonksiyon public dediğinde private olabilir miydi? Private olsa çağıramazsın. Çağıramazsın. Evet. Bunu public ama o yüzden bunu public'e yazdım. O yüzden buraya public'e yazdım. Ama statik bir değişkeni değeri koyabiliyoruz. Yani eğer statik yazdıysak private olursa. Değil mi? Şunu diyorsun. Evet. Bu iklendirme çok özel bir durum bu. Program başlarken çalıştıran tek satırlık kodu. Tamam mı? Çok özel bir durum. Evet. Hocam peki statik değişkenleri sadece statik fonksiyonları değiştirebilmek istesek mesela yanlışlıkla bozulmak için. O tarz bir şey yapılmıyor. Yok öyle bir şey. Yani sana verilmiş bir yetki ihtiyacın da var ona. Öyle bir şey yok. Yani constructor eğer num objects'i bir tane arttırmazsa nasıl obje sayısını sayacak? Arttırmayı da fonksiyon verecek. Mesela o statik fonksiyon verecek. Sadece onlarla iletişim sadece bir şekilde. O senin private data constructor istediği şimdi değiştirir. Öyle yetkisi var. Eğer sadece ben bunları, bu statikleri sadece fonksiyonlar aracılığıyla değiştirebiliyorsan başka kendine başka bir sınıf kurup o sınıfın objesini kendi içeriğine alacaksın. Öyle yapacaksın. O şekilde olabilir. Yani statiklerini, sadece statiklerini bağlanan başka bir sınıf yapacaksın. Tamam mı? Onun üzerinden yapabilirsin. Ya da set num obje de diyebilir. Yani onu demek istiyorum. Ama onu der ama o diyor ki oradaki private statikleri erişmesin diyor. Constructor bile erişemesin diyor. Private'ın constructor her şeye erişir. Statik de olsa, statik olması da her şeye erişir. Soru evet. Hocam statik bir variable'ımız var. Siz olsanız statikten mi statik'e ulaşırdınız yoksa non-statikten mi? Statik? Mesela statik bir fonksiyon yazsanız, orada print edeceksiniz. Ya da mesela şöyle variable'ın a nokta a nokta yazacaksınız. Hangisini tercih edersiniz? Veya arasında bir fark yok. Ben anlamadım sorunu. Birinin onu belli yapmak mümkün değil zaten. Yani statik fonksiyondan statik olmayan bir şeye erişemezsin. Ben onu sormadım. Statikten statiğe erişmek, bir de non-statikten statiğe erişmek. İkisi de aslında birisini oluşturduğumuz objeyle çağırıyoruz. Mesela a nokta a nokta bastırıyoruz. Sen şunu sormuyor musun? Evet hocam. Bir böyle var, bir de mesela bir de şöyle mesela var. Mesela altın içine yazacağız. Orada print edeceğiz. İşte hangisi daha hocam bir de output diye bir fonksiyon var. Statik olmayan. O da num objects'e erişiyor. Siz hangisini tercih ederdiniz? Fonksiyonunu mu çağırsam kendisine doğrudan verirsen? Statik olmayan fonksiyonla mı yazdıralım yoksa statik olan fonksiyonla mı yazdıralım statik değişkenleri? Eğer statik olmayan bir fonksiyonun ona erişme ihtiyacı varsa doğrudan erişebilir. Bunda bir problem yok. Ona erişmek için onun fonksiyonunu mu çağırayım diye soruyorsun sen. Onlar hakkında daha sonradan konuşacağız. Şimdi bu setter'lar, getter'lar hakkında çok fazla konuşmadık. Bir constructor'ın ya da herhangi bir fonksiyonun istediği private data'ya erişme şeyi var, yetkisi var. Ama genelde söylenen şu, bir private data'ya da herhangi bir data'ya erişirken data'nın getter'larını, setter'larını kullanın. Doğrudan data'ya erişmeyin. Yani erişim yetkim olsa bile doğrudan onlara erişmeyin. Bu kurallardan daha bahsetmedim. Onlardan bahsettiğim zaman senin sorunun cevabı hayır doğrudan erişmeyin, onun fonksiyonunu kullanmayın hocam. Tamam mı? Statiklikten ya da non-statiklikten dolayı değil, bir private data'ya erişmek için her zaman için getter ve setter'larını kullanın ki daha sonradan private data'da değişiklik yaparsanız etkilenmeyesiniz. Kendi konunun bile ondan etkilenmesin. Yani sorduğun soruya statiklik, non-statiklik bakmadan cevap vermedim de erişmek için de kullanmalıyız. Doğrudan erişmek çok uygun görünmüyor. Başka soru soran var mı? Kitabın statikle ilgili verdiği bir örnek var. Çok hoşuma giden bir örnek değil ama maalesef onu da vermiş. Atlamak da istemiyorum ben orada. Onun üzerinde birazcık durmak istiyorum. En azından bir örneğin ne olduğunu göstereyim ben size. Server diye bir şey var. Tamam mı? Bakın içerisinde 1, 2, 3 tane şey var. Statik, integer, integer, boolean var. Bunları global seviyede sanki bir şeymiş gibi sanki bir globalmış gibi inişlaz etmiş.
turn 0, last turn 0, now open true onlar var. İki tane public static fonksiyonu var. Onlar da buraya koymuş. Constructor'ı var. Serve 1 bir tane non-static bir fonksiyon. Bizim bildiğimiz non-static bir tane fonksiyon. Bunu ne yaptığını çok fazla anlatmayacağım. Nasıl kullandığını göstermek istiyorum ben size. İki tane server yapmış. A ve B serverları. Servis veriyorlar bunlar. Do while loop'un içerisinde. Gördünüz mü? GetTurn denen fonksiyonu server üzerinden çağırıyor. StillOpen'ı server üzerinden çağırıyor. Zaten iki tane var değil mi? Ondan üzerinden çağırıyor. Ama serve 1 gördünüz mü? Serve 1 S1 ve S2 üzerinden çağırıyor. Serve 1 non-static bir fonksiyondu. Bunlar statiklerdi. Sadece çağırma şekillerini falan göreceğim. Bunu açıklamak birazcık zor. Çok hoşuma giden bir örnek değil. O yüzden de kendi Deofier örneğini falan vermek istedim. Şuraya geldiğimiz zaman implementasyona çok büyük bir fark yok. Mesela bu getTurn static bir fonksiyondu ama yaptığı tek şey static değişken turn'ı bir tane arttırmak. Onu hatırladınız değil mi? GetTurn o. Constructor zaten burada. Serve var. Non-static bir fonksiyondu. StillOpen non-static bir fonksiyon. NowOpen'a return ediyor. Fonksiyonumuz, programımız bu kadar. Burada sadece syntax olarak programın ne olduğunu şimdi anlamaya çalışmayın. Gerekler başlangıcında bunu anlatırım. Ne olduğunu birazcık daha iyi anlatırım. Bugün Mustafa'ya bir şey söyleyeceğim. Şu rastörün içerisinde birazcık statiklik koymaya çalışsın. Bugün PS saatinde bunlar üzerine birazcık konuşulur. Gerekler başlarken bu programın ne yaptığını anlatırım ama şimdi syntaxa bakın. Initialization çok önemli. Tamam mı? Initialization çok önemli. Bunları nasıl implement edeceğini ve nasıl kullandıkları önemli. Gerekirse ne yaptığını ben olsun. Yoklama nerede şimdi yoklama? Yüksek sesle benim kadar en az benim kadar yüksek olsun sesim. Konuştuğun zaman sesim çok iyi. Olmaz. Geçsin.